İki tane beyefendi geldi. İletişim uzmanı Profesör Doktor Uğur Batı geldi. Bir de oyuncu Mustafa Yabaş geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa'cığım hoş geldin. Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Uğur Beyciğim. İyisiniz inşallah. Gayet iyiyim. Hoş bulduk. Harikasınız. Sohbet edeceğiz. İletişim uzmanısınız. Evlilikle ilgili, aşkla ilgili, çocuklarımızın gelişimiyle ilgili sorularım var. Süper. Seni yakından tanıyacağız. Mustafa'cığım seni daha yakından tanıyalım. Orta Doğu ve Arap ülkesi çok fazla tanınıyorsun. Hatta yolda yürüyemiyor falan dediler bana. Bir dönemde Beyrut'ta yaşadın sen değil mi? Beyrut'ta yaşadım. Sonra Dubai'ye yerleştim. Türkiye'ye yeni geldim zaten. Son 6-7 ay oldu. Öyle mi? Aynen aynen. Hayırlı ama abartıyorlar olsun. Tabii. Aslan nerelisin? Ben aslan Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa. Ha, baba tarafı Beyrutlu. Çok eskiden. Kaç yaşına kadar hiç yaşadın mı Şanlıurfa'da? Tabii tabii 20 yaşına kadar Urfa'daydım ben. Ha, sonradan Beyrut'a sonradan İstanbul. 4-5 sene İstanbul. Ondan sonra Beyrut'a yerleştim. Beyrut'a yerleşme fikri nasıl aklına geldi? Ya şöyle, oradan ben burada fitness antrenörlüğü yapıyordum o zaman 4-5 sene falan. Oradan çok reklam filmi teklifi geliyordu bana. Burada çekilen reklam filmlerinde oynadım. Baktım olmuyor, oraya yerleşeyim dedim. Seni oradan, nereden bulmuşlar fitness hocasıyken? Burada çok şeylerle bağlantılarım vardı ajanslarla. Ha, anladım. Orta Doğu ile iş yapan ajanslar. Öyle Beyrut'a yerleşeyim dedim. Öyle bir güzel oldu benim için. Güzel bir kitleye hitap ediyorum şimdi çok şükür. Orada da çok iyi çevre edindim. Sonra Dubai'ye yerleştim. Beyrut'tan niye Dubai? Orada da sınırlı kalıyor bazı işler. Dubai'ye de biraz da ticareti yükseltmek için, ticaret amaçlı yerleştim. Ticaret de mi yapıyorsun? Evet, biraz da ticaret yapıyorum. Ne yapıyorsun? Aynen. Gayrimenkul üzerinden. Öyle mi? Aynen. Süpersin, bravo. Oyunculuk nasıl başladı peki? Oyunculuk nasıl başladı? Aslında çocukluk hayalimdi bu. Hani çocukluğumuzda böyle bir ilk dizi şey vardı. Osman Sınav'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun şeyi vardı ya. Yok yok şey. Deli Yürek vardı. Deli Yürek. Bizim orada da hani çok tutuluyor böyle şeyler. Bir şeyim vardı böyle, ailede farklı bir heyecanım vardı o konuda. Kendimi ispatlayamıyordum mesela. Yapacağım. Böyle tatlı tatlı alay söz konusu olurdu her zaman. Tabii hani 20 yaşına kadar Urfa'da olunca sınırlı hayat maalesef olmuyor. İstanbul'a yerleşince de böyle fitness antrenörlüğü, çevre yaptık falan. Ondan sonra hani dediğim gibi iletişim kurdum ajanslarla. İletişimi kurunca da dedim, baktım Ortaköy'den, şey Ortaköy diyorum, Ortadoğu'dan iletişim çok fazla olmaya başladı. Oraya yerleştim. Ana dilim orada, bu Arapçan da var değil mi? Türkçemden daha iyi, öyle diyebilirim. Dil eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi de aldım orada akademide. Sonra işte peşi sıra işler devam geldi etti. Çok şükür. Devam etti. Türkiye'den de iyi işler geldi aslında. Burada değildim ben. Şu anda yayında olan birçok diziden teklif gelmişti bana. Geçen sene Hayat Köprüsü başlamıştı. Hayat Köprüsü'nde de bizim hem Yeşilçam'ın duayen isimleri olacaktı. Hem Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie konuk oyuncu olarak gelecekti. Hikayesi şeydi, Suriyeli mülteci bir ailenin dramına çok iyi bir hikayeydi, sıcaktı. Referandum olayları falan vardı. Askıya alındı proje. Çok iyi bir çıkış olacaktı Türkiye'de. Dünya gündemine oturdu zaten o proje. Harika. Sonra tekrar Dubai hayatı oldu, Dubai işi oldu. Bir sinema filmi çektik burada. Türk-Arap ortak filmiydi. Yine farklı kültürleri buluşturmak amaçlı. Çok güzel bir aşk hikayesiydi. Çektik filmi falan. Partilerimden ötürü Orta Doğu'da bir kriz çıktı. Maalesef Orta Doğu'da yayınlanamadı. Aslında biraz Dubai'de galasını yapacak. Çok, birçok projede şanslı. Oradaydım, buradan teklif geliyordu. Buradayım, oradaki işleri kaçırdım falan. Şu an düzenli olarak Türkiye'deyim. Yerleştim buraya. Bazı teklifleri değerlendirme aşamasındayım. İnşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür şansın ederim. Çok sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. Harikasın vallahi. İnşallah, çok güzel. Hepimizin. İletişim çok çok önemli. Hayatımızın içerisinde. İş hayatımızda da öyle. Aile hayatımızda da öyle. Aile hayatında ilişkilerimiz ne kadar iyi olursa çocuklarımız da o kadar karakterli, o kadar güzel yetişiyorlar. Öncelikle mutlu evliliği soracağım. Hani hep sorulur çünkü. 30 yılı devirdik, 40 yıllık evliyiz deyince bir 41 kere maşallah deriz. Mutlu evliliğin sırrı ne diye sorarız ve aynı cevabı alırız. Saygı, sevgi, anlayış denir. Değil mi? Ben şunu öğrenmek istiyorum. Çok duyuyoruz çünkü Uğur Bey. Erkek kafası, kadın kafası farklıdır deniliyor. Beyinler farklı. Erkek beyni nasıl çalışıyor, kadın beyni nasıl çalışıyor? Ya insan dediğimiz zaman çok karmaşık bir organizmadan bahsediyoruz. Bu konuştuğumuz kavramların hepsi de aslında çok net tanımlayabileceğimiz kavramlar değil. Üzerine ancak yorumlar yapabiliyoruz. Bu benim bakış açım oluyor. Siz yorumluyorsunuz, sizin bakış açınız oluyor. Dünyada 7.8 milyar insan olduğu söyleniyor. Demek ki tüm bu kavramlara bakışta 7.8 milyar farklı yorum var. Sadece biz bunların belli ortak noktalarını buluyoruz. İşte Mustafa ne dedi? Bir aşk hikayesi çektik dedi. Zaten eğer aşk böyle çok rahat tanımlanabilir, kolay tanımlanabilir bir şey olsaydı, mutluluk kolay tanımlanabilir bir şey olsaydı, dünyada bir tane aşk filmi olurdu, çekilirdi ve biterdi.
Aynen diğer doğru. bütün konular gibi. İnsan genelde çözemediği kavramların, olguların peşine koşar. Bizim de peşine koşmamız edebiyatta, tiyatroda, sanatta, sinemada biraz bu nedenle. Şimdi mutlu evliliğin sırrı deyince sorunun içerisinde ne var? Mutluluk var, evlilik var. Demek ki iki ayrı olgu var. Bir de onu destekleyen bir sır meselesi var. Bence mutlu evliliğin sırrı ilk önce mutluluğu tanımlamakta. Yani çünkü insan doğasına baktığınızda sonuçta biz mutluluk dediğimiz zaman ilk önce beyinle ilgili bir olgudan bahsediyoruz. Çünkü orada algılıyoruz temelde. En azından orada algılandığını zannediyoruz. Öyle söyleyeyim. Buna kalbin katkısı nedir? İnsan ruhu denilen olgunun bundaki rolü nedir? Bunlar hep üzerine yorum yaptığımız, bazı yerlerini işte bilimle, bilimin çeşitli enstrümanlarıyla çözmeye çalıştığımız yerler. Ruh, beden, zihin dengesi dedikleri. Tabii, aynen, aynen. Zaten çözülemediği için aynen o şekilde. Şu an tartışıyoruz diyorum, dikkat ederseniz hep. Ama insan beyninin temel bir davranışı var. Her şeyi biz çerçeveliyoruz. Yani bu sadece mutlulukla ilgili değil, evlilikle ilgili değil. Çerçeveleme bizim için çok temel bir olgu. Mesela siz mutluluğu işte erdemli ve ahlaklı yaşamak diye çerçevelersiniz. Ailenizle birlikte sürekli tırnak içi söyleyeyim iyi zaman geçirmek olarak çerçevelersiniz. Mutluluk sizin için bu olur. Mutluluğu işte bir takım maddi kültür unsurlarıyla işte para kazanmakla, daha fazla kazanmakla, belli bir takım nesnelere sahip olmakla ilişkilendiriyorsanız mutluluk sizin için ne olur? Dolayısıyla birincisine ulaşma hedefi bambaşka bir şeydir, ikincisine ulaşma hedefi bambaşka bir şeydir. Bunların ikisi arasında ilişki var mıdır? Vardır. Ama temelde asli amaç hangisine ulaşmaksa sizin gitmek istediğiniz mutluluk tanımı odur. Bunlardan biliyorsunuz binlerce söyleyebiliriz hani mutluluk kavramının içerisine tanımladığımız şey. O yüzden mutluluğu tanımlamak lazım. Ben böyle antik Yunan'dan günümüze gelene kadar hatta İslam felsefesinde falan da çok çalışılmış bir konudur mutluluk bu arada. O temel güzel naif tanımlara çok katılıyorum. İnsanın hayatını erdemli, ahlaklı, dürüst bir şekilde, diğerlerine zarar vermeden hatta mümkünse katkıda bulunarak soyunu devam ettirme şeklinde tanımlanan o en basit, en temel tanıma çok katılıyorum. Bunun içerisinde bir de evlilik, evlilik dediğimiz zaman bir birliktelikten bahsediyoruz. İlk önce iki insanın ardından diğer herkesin, yani sadece çocuklar değil bir sülale kavramı var. Onun üzerine bina edilen bir toplum var. Çünkü biz bir akit yapmış oluyoruz evlilikle birlikte. Diyoruz aileler ki, giriyor işte. Aynen öyle işte Ezgi ile işte atıyorum Ahmet evlendi ve artık burada bir akit var diyoruz. Ve o akitin üzerine aslında herkes bu temel söz üzerine hareket ediyor. Bu temel sözünde bizim toplumsal yaşamda belli kuralları var işte norm dediğimiz. Evli insanlar birbirlerine nasıl davranırlar? İşte o saygı, sevgi, birbirini hissetmek vesaire onları da çoğaltabiliriz. O normlara uyduğumuz sürece veya o evlilik o normlara uyduğu sürece yani düz bir çizgide ilerlediğimiz sürece biz diyoruz ki evet bu evlilik ideal bir evlilik. Dışarıdan görünen hali var, içinde yaşadığımız hali var. Bu da ilk kavramı ilgilendiriyor. Aslında mutluluk ve onu tanımlama biçimimizi ilgilendiriyor. Ama ben şöyle diyorum. Mutluluğu insanı tanımladığımız en uygun biçimine ilişkin çerçevelediğimizde, yani belki benim yaptığım en yakın formudur ona. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evlilik de bu tanıma en uygun bir şekilde sürdüğü sürece ortada mutlu evlilik vardır. İşin sırrı da bence budur. Bazı erkeklere sorarlar, evde son sözü kim söylüyor diye. Tabii ki ben. Ne diyorsunuz? Evet karıcığım haklısın. Şimdi böyle bir tabir vardır yani. Çok da duyarız bunu. Bir de aşkla ilgili yorumlar vardır. Kimi der ki aşk en fazla 3 yıl sürer. Kimi der ki aşk bizi ayırana kadar sürer. Hangisi haklı, hangisi doğru? Aşkın ömrü mü var mı? O aşkın ömrü 3 yıl meselesi aslında bizim sinir bilim dediğimiz, nörobilim dediğimiz bir alan var. O alana baktığınız zaman aşkı tanımlasam ben burada son derece sıkıcı bir hale bürünürüm. Çünkü işin içerisinde hormonlar var, beynin yapısal özellikleri var, bunun zamanla ilişkisi, mekanla ilişkisi var vesaire ama genellikle biz aşkın nörobiyolojisi dediğimiz başlık altında aşkı 3 tane safhaya ayırıyoruz. İlk safha, terminolojiyle konuşmayacağım çok gereği yok burada. İlk safha insanların birbirine çok tutkun olduğu, hani mide kramplarının çok görünüp sürekli birlikte olma isteğinin ama çok hazcı bir şekilde birlikte olma isteğinin çok yoğun olarak yaşandığı bir safha. Buna ilişkin bir takım hormonların beden kimyasında harekete geçtiğini görüyoruz. Bunlar çok rahat da ölçülebiliyor, görülebiliyor. Bizim bir takım beyin okuma tekniklerimiz, hormonları algılama biçimlerimiz var biliyorsunuz bilimsel metodoloji içerisinde. Bu ilk safhada çok yoğun olarak insanlar ilk önce tanıma evresi, o tanıma evresi çok kısa da sürebiliyor bu arada. Hatta bazen tanımadığınızda da oluyor. Hatta çoğu zaman iddiaya göre tanımadığınızda aşk çok daha şiddetli başlayabiliyor. O
Kramp evresi. Çünkü hayalindeki insanla birlikte olduğu için. Hep öyle ama ya. Hep öyle. Biz bir, başka öyle bir şey. Yani dedim yani bir zihinsel tasarımla yaşıyoruz aslında. Yani ideal bir şey tanımlıyoruz. O tanıma pek çok kriterde en çok uyan, hatta ben maalesef kriter diyeyim, burada evlilik programlarının namusunu kurtaracağım bu anlamda. Ve diğer bütün o çeşit reality şovların. Hani biz şey deriz ya, elektrik hissedemedim falan diye bir laf vardı. Çok düzgün. Elektrik alamadım. Ya bu o nasıl programlardaki en doğru kavram belki. Çünkü bizim birbirimizi algılama biçimimiz, çünkü beynin öyle bir iletişim dili var aslında, elektriksel sinyaller olarak birbirimizi algılıyoruz. Değil mi? Çok kalabalık bir ortamda o kadar, mesela bir erkeğin arasında aşık olacağınız insanı orada görüyorsunuz mesela. Çok enteresan. Nasıl bir orada bir frekans var acaba? Sadece o değil, biliyor musunuz? Benim kastetim... Hissediyorsunuz. Tabii tabii, o öyle ama yani hayattaki bütün olguları elektrik olarak. Yani siz benim için elektriksel bir sinyalsiniz. O sinyali beynim anlamlandırıyor. Sonra ben onu bir biçime sokuyorum ve sizi tanımlıyorum. Hani fiziksel görüntü olarak, daha iyi tanıdığım zaman işte karakter özelliklerinizi falan, ama bunların hepsi elektrik sinyali. Dolayısıyla birbirine elektrik alamadım dediğinde bunun gerçek bir önemi doğru, var yani, evet. Onu söyleyeyim. Bu ilk fazda, işte bu tutku fazında çok fazla cinsel haz da olduğu için, cinsel hazdan sadece cinselliğin kendisini kastettiğimiz zannetmeyin. Oradaki önemli bir temas, çekim dokunmak, özelliği. Temas, dokunmak, evet. Önemli bir çekim o yani. Gözümüze. O elektriğin de dahil olduğu çekim. İkinci fazında, eğer bu faz başarıyla geçilirse, çiftler birbirine uyumlu olduğunu düşünüyorsa, biraz daha birliktelik fazı dediğimiz şey devreye giriyor. Orada yeni beden kimyaları devreye giriyor. İlk beden kimyasından devam edenler var. Beynin yapısal olarak ona verdiği bir takım cevaplar var, uygun cevaplar var. Orada çiftler birbirini daha çok tanıyor ki 6 aydan sonra başladığı söylenir literatürde bu fazın. O fazda insanlar biraz daha sosyal hayattaki her şeyiyle birbirini yavaş yavaş tanımaya başlıyorlar. Yani hani o ilk 6 ayda belki gündelik yaşamın çeşitli özelliklerine ilişkin hiçbir şey duymak istemiyorsunuz aslında. O pırpırların, kelebeklerin uçtuğu zaman, her şeyin çok pembe olduğu zaman. Hatta o ilk 6 ayda eğer onun içerisine bir takım bizim sosyal hayatımızla ilişkin, çünkü yaşam çok zorlu bir mücadele yani, düşünsenize işte ekonomik meseleler var, kişisel, toplumsal meseleler var falan, bir sürü faktör var. O girdiği zaman mesela biraz sarsıldığını görüyoruz. Gerçekten böyle o aşkı şiddetli yaşayan bireylerin, çiftlerin o bütün diğer unsurları o ilk fazda devre dışında bıraktığını görüyorsunuz. Evet. Ama bu ikinci fazda artık yavaş yavaş onları devreye giriyor. Biz yeni anlamlandırmalar yapıyoruz hayata ilişkin, birlikteliğimize ilişkin. Bu fazda başarıyla geçerse işte üçüncü fazda, biz ona işte oksitosin fazı diyoruz. O bir hormon. Normalde enteresan bir şekilde kadınların mesela hamilelik esnasında doğumunu rahatlatan bir hormondur. Bakın, vücudun büyük mucizesi yani, o hormon aynı zamanda başka işlere de yarıyor. Bir bağımlılık unsuru haline geliyor. Gerçekten birbirinizi her nevi hayattaki bütün kötülüklere karşı desteklediğiniz, iyilikleri paylaştığınız, diğerleriyle bir şekilde duygu birlikteliği yaşadığınız bir faza geliyor. Beden kimyanız yine o şekilde şekilleniyor. Ve bu 3 yıl sürdüğü söylenir. Bu ilk 3 fazın, bu bir hani bilimsel bir yaklaşım, bir değerlendirme. Evre, evet, yani ilkinin 6 ay sürmesi falan gerekmiyor. Öyle söylediğim zannedilmesin ama bir şeyleri şey yapmak, kesinleştirmek için bir takım tanımlamalar yapmak gerekiyor. İşte ilk 3 yıl başarılı bir şekilde geçilirse aşkın yeni formuyla biz devam ettiğini söylüyoruz. İşte o zaman sizin söylediğiniz daha çok işte birbirine karşı saygılı olmak, birlikte yaşam azmi, bütün zorluklara karşı lazım. Desteklemek. Evet. Yani aşkın ömrü 3 yıldır dediği, o ilk 3 yılda eğer o faz bir yerde dağılırsa birinci veya ikinci aşamada, üçüncü yıla zaten geçemiyorsunuz. Dolayısıyla doğru söylüyor aslında. Yani hani o yaklaşım fena bir yaklaşım değil. O 3 yıl başarılı bir şekilde geçilirse ondan sonra bizim hayat boyu mutluluk dediğimiz, daha çok işte retrospektif deriz biz ona, geçmişe dönüp bakarız ya, işte annemizin, babamızın, işte büyük annemizin, onların, büyük babamızın o bütün o geçmişe yönelik evlilikleri çok kutsama eğilimindeyizdir. Ama bu da beynin bir motifidir.